Stalin onu faşist addetti. Hitler ve Mussolini komünist olarak gördü. Bazıları da diktatör dedi. Halkı ise ona Atatürk dedi. Yazdığı kitapları, kendi çalışmalarını anlatmalarını isterdim. Kitaplarını okumalarını isterdim. Ben bana kocaman sarılmasını isterdim. Atatürk deyince kiminin aklına komutan, lider, öğretmen, ilk öğretmen geliyor. Ama benim aklıma bunların dışında sevgi geliyor. Neden sevgi? Çünkü Atatürk bize o sevgisiyle biz bayanlara özellikle seçme seçilme hakkı verdi. Bizi çağdaş ülkelerde ilk sıraya sokmuş bir insan olarak. 10 Kasım deyince benim aklıma ne geliyor? 10 Kasım bence hiç yaşanmaması gereken bir gündü. Çünkü 10 Kasım'da aslında 10 Kasım yaşandı ama şu anda Atatürk'ün bize verdiği öyle bir sevgi var ki o sevgi sayesinde biz 10 Kasım'da trafik durup o sirende herkes ayakta, direksiyonlarından kalkıp ayağa kalkıyor, saygı duruşunda duruyor ve hep beraber İstiklal Marşı söylüyorlar. Uğur, Atatürk yanımızda olsaydı ona bir şey söylemek ister miydin? Tabii ki de isterdim ona bu ülkeyi kurduğu ve bize böyle güzel bir vatan bıraktığı için ona teşekkür edip beni öpmek isterdim. Ya vatanı istikbalsizsiniz demişti. Vatan bize emanet. Aklı kalmasın derdim yani. Önce ulu önderimizi saygıyla anıyorum. Yani benim hayatımda bütün düşüncelerim değişebilir. Yani hayata bakış açım değişebilir. Zevklerim değişebilir ama yani Atatürkçülük düşüncem hiçbir zaman değişmeyecek. Yani çocuklarıma da bunu hep küçük yaştan olursa eğer yani vereceğim. Yani bence bir çocuğa falan yani bir insanın yani Türk bir insanın Türk bir Türk gencinin öğrenmesi gereken en önemli şeylerden biri bu. Kasım deyince aklıma zaten bir hüzün geliyor. Hüzünleniyorum ister istemez. Yani ülkenin yası yani çocukluğumuzdan beri kutladığımız hani her 10 Kasım'da hani üzülerek bayrakların hani yaraya çekildiği bir gün, kötü bir gün. Aklıma ilk gelen şey bu oluyor. Atatürk hakkında duygu ve düşünceleri? Ya Atatürk yani her zaman benim ailemden gelen bir şeyden dolayı ben Atatürk'e zaten hani bağlı bir çocuk olarak büyüdüm. Yani onun yaptıkları, onun hani bize kazandırdıkları şeyler benim için çok büyük anlam taşıyor, en azından benim için. Ülkemizin çok karanlık zamanlarında ortaya çıkıp ülkemizi bütün düşmanlardan kurtaran ulu bir lider geliyor aklıma. Bütün insanların istekleri doğrultusunda bu isteklerini başarmış olan bir insan geliyor. İleri görüş geliyor aklıma. Peki 10 Kasım hakkında ne düşünüyorsun? 10 Kasım hakkında dünyanın büyük bir lider kaybettiğini düşünüyorum. Bugün 10 Kasım. Bana Atatürk kelimesi söylendiğinde
aklıma ne geliyor diye sorsalar ben derim. Çünkü Atatürk'ün en büyük isteklerinden, merakından ve arzusundan bir tanesi Türk milletinin evladı olmasıydı. Ben de Türk milletinin evladı olarak kendimi Atatürk'ün bir parçası olarak görüyorum. Onun açtığı yolda, yani bize gösterdiği ilkelerde, Türk milleti için çizdiği yolda elimden gelen en iyi şekilde bildiklerimi, ondan öğrendiklerimi, öğrencilerime anlatmak için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bugün 10 Kasım dedik. 10 Kasım kime sorsanız hüzün, yas diyecektir. Evet, bence de böyle. Ama bence Kasım 10. günü yani 10 Kasım diye bir gün keşke olmasaydı. Keşke bir zaman makinesi olsa da geçmişe dönsek. Saat 9'u 5 geçmese hiçbir zaman. Ama şu da var. Biz Atatürk'le 10 Kasım'la saat 9'u 5 geçe bu millet çok büyük bir yas yaşadı. Aynı zamanda öğrendiği çok büyük bir terim var. Ölümsüzlük. Evet, 10 Kasım öldü diyorlar Atatürk için ama bizim için, Türk milleti için ölümsüzlüğün sözlüğe girdiği, yüreğimize girdiği bir gün, bir dakika, bir saat. Yani Atatürk deyince aklına bir kahraman geliyor. Hem çocukların hem gençlerin, yani yetişkinlerin olsun, yani kahraman geliyor aklıma. Yani hayali olmayan gerçek bir kahraman. İnsanların hayatlarını kurtaran. Yani şu an olmasa bile hala insanların onu bildiği, düşündüğü, kalbimizde yaşattığımız birisi. Yani hiçbir zaman hani kimse öldüğünü kabul etmiyor ve her zaman yanımızda oldu. Yani böyle mükemmel bir insan geliyor aklıma. Atam sana 9 yıl önce bir şiir yazmıştım ve o duygularımla bu şiiri sana tekrar okumak istiyorum. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bayrak şehitlerin kanından yapılmıştır. Bu toprağa esaret damgası vurulmayacaktır. Bu al bayrak göklerde dalgalanacaktır. Dalgalandıkça şehitlerimiz onurlanacaktır. Bu Türk vatanı ilelebet mutlu olacaktır. Mutlu oldukça da hep kazanacaktır. Kan var üzerinde kan. Atalarımın emeğini düşünerek dalgalan. Türk unutmadı, unutmayacak. Tarihlerde yazdı, yine yazacak. Sorsalar bize ruhunuzun adı ne? Kesin olarak derdik ki ruhumuzun biri Türk, biri Kemal Atatürk. Atatürk hakkında duygu ve düşüncelerim. Şimdi bazı anlar vardır ki kelimeler kifayetsiz kalır. Ve sanırım bu şu an o anı yaşıyorum yani. 10 Kasım dediğimizde bence Türk ulusunun, büyük bir milletin hep beraber yasa boğulduğu bir andır. Gökyüzündeki yıldızların her birinin insanların ruhunu temsil ettiği söylenir ve insanlar öldüğünde o yıldızların kaydına inanılır. Ama Atatürk'ün gözü kadar kara bir geceye baktığınızda, kafanızı kaldırıp baktığınızda oradaki en parlak yıldızın onun ruhunun ve kalbinin ışığı olduğunu görebilirsiniz. Atatürk bizim için büyük fedakarlıklar yapan ulu bir önder, bir komutan. Bizim için yaptıklarını, yani hakkını ödeyemeyiz. Evet. Peki 10 Kasım deyince ne hissediyorsun? Yani içimde bir karanlık oluyor. Atatürk'ün öldüğü yıl olduğu için yaz tutuyoruz. Peki Atatürk yanımızda olsaydı ona bir şey söylemek ister miydin? Ya, görme fırsatımız olsaydı bir kere. Görme fırsatımız olsaydı ben yani teşekkür ederdim ona. Bizim için yaptıkları bu kadar rahat yaşamamızın yani tek bir sebebi var. O da Atatürk. Ya Atatürk denince neler hissediyorsun ya neler düşünüyorsun? Yetim kalan binlerce çocuk geliyor aslında aklıma. Peki başka? Atatürk denince neler hissediyorsun? Yarım kalan şeyler geliyor aslında çünkü bakıyorsunuz her şey yapılmaya başlanmış. Belli şeyler inşa edilmeye başlanmış. Çok zamansız gelen bir ölüm, kötülük hali denebilir. Evet. Küçükken mesela hani hep düşünürsünüz insanlara bakar.
Hiç görmedin. Sadece onun hayallerine, ilkelerine, inkılaplarına aşık olduğun bir insan geliyor. Baktığınızda sadece bir hani masal kahramanı, sadece hayallerde gelen birisi gibi. Ama onun gerçekten var olduğu ve gerçekten bizim ülkemizde olduğu için onunla gerçekten gurur duyuyorum. 10 Kasım deyince ne hissediyorsun? Yine aynı şey aslında, yarım kalan burukluk. Ama aslında bir o kadar da mutluluk. Evet. O kısa zamanda o kadar çok şey yapabilen kişi, daha fazla ömrü olsa kim bilir neler yapardı çünkü. Peki İrem, bir fırsatımız olsaydı, Atatürk yanımızda olsaydı, ona bir şey söyleme fırsatımız olsaydı, bir şey söylemek ister miydin? Aslında tek kelime, gerçekten ona sarılırdım. Hiç kimsenin belki de o kadar sarılamayacağı kadar sıkı sarılırdım. Çünkü bir kere rüyasına görmüştüm ben, gerçekten. Çünkü küçükken genelde ağlıyordum. Böyle onun filmlerini izlerdim, onun kitaplarını okurdum. Hiç göremeyecek olduğum için ağlamıştım. Sonrasında onu rüyamda gördüm. Gerçekten benim yanımdan tutup sevip, siz benim çocuklarımsınız, hepinizi çok seviyorum dedi. Ben de ona teşekkür etmiştim. Şimdi de onun kurduğu bir ülkede, bu ülkeyi daha çok yükselteceğimi, daha çok onu gururlandıracağımı söz verdiğimi söylemek isterdim. Atatürk denince zaten küçüklüğümden beri sürekli evde Atatürk, Atatürk, Atatürk. Hani o sevgi aşılandı. Hani ülkenin kurucusu, ülkenin kurtarıcısı olarak görüyorum. Hani sadece böyle de değil, içimde bir sevgi oluşuyor, saygı oluşuyor. 10 Kasım denildiği 10 Kasım, zaman neler hissediyorsun? Herkesin hissetmesi gerektiği gibi tabii ki üzülüyorum. Keşke o zaman hiç yaşanmasaydı diyorum. Ama hani hayatta olduğu gibi 10 Kasım olmasa başka bir zaman da olabilirdi bu. Ama sadece keşke hani onun bize verdiklerini biz de ona saygı vererek yani bu devirde saygı olarak keşke geri dönüştürebilseydik. Hani bazıları tabii ki yapıyor ama herkes tarafından olması gereken bir şey bence. Peki bir fırsatımız olsaydı, Atatürk şu an yanımızda olsaydı, ona bir şey söylemek ister miydin? Ya çok teşekkür etmek isterdim, sarılmak isterdim. Hani onu da çocukların ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bugün mesela 10 Kasım. Ve ben öğrencilerime bugün logaritma konusunu anlattım. Ve hepsi onun sayesinde. Birkaç sene daha fazla yaşasaydı, şu an Türkiye'de uygulanan eğitim sistemi çok farklı yerlerde olurdu. Öğrencilerime sonsuzluk nedir, sonsuz çokluk nedir? Bunu öğretmeye çalıştım. Ama Türk ulusu seninle atan sonsuzluğu öğrendi. Sana yaptığın ilkeler ve yeniliklerle ilgili sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Sen rahat uyu atam, izindeyiz. Kurtuluş mücadelesi, demokrasi, adalet. Şu an unuttuğumuz çok şey. Peki biraz daha açar mısın? Yani Atatürk denince neler hissediyorsun? Atatürk denince zaten Atatürk kelimelerin kifayetsiz kaldı, cümlelerin bitti. Yeniden doğuş hikayesi. Her şeyin bitmişliğin yeniden başladığı uçsuz bucaksız bir bölge. Güzel. Peki 10 Kasım denince neler hissediyorsun? 10 Kasım kimi insan için hüzün, kimi insan için huzur. Yalnız anılmanın en güzel olduğu, mevsimlerin en güzeli, günlerin en güzeli. Yalnız bir o kadar da acı dolu bir gün. Ona çok şey söylemek isterdim. Yalnız hani bunları bilmiyorum ki. Yani daha önce hiç düşünmemiştim böyle bir şey ama eğer ki Atatürk şu an burada olsa önce bir gidişatın nasıl olduğunu sorardım. Neler yapmamız gerektiğini sorardım. Bir fırsatımız olsaydı, Atatürk şu an yanımızda olsaydı ona bir şey söylemek ister miydin? Onu çok sevdiğimi söylerdim, ona sarılırdım.
her şey için çok teşekkür ederim. Bu Türkiye'yi, hatta dünyanın lideri olmayı başardığı için onu gerçekten çok seviyorum. Atatürk denince aklıma gelen hüzün, özgürlük, sevinç, acı, cumhuriyet duygusu. Yani her şey demek yani. Yani Türkiye demek benim için. Peki 10 Kasım denildiği zaman neler hissediyorsun? 10 Kasım denince çok hani bizim için önemli bir ulu önderi kaybetmemiz bize çok büyük bir acı verdi. Yani onun acısını hissediyorum. Ama onun aynı zamanda bu ülkede varoluşunu, yani bizler için yaptığı bu emekleri, fedakarlıkları düşünerek daha mutlu oluyorum. Yani hem acı hem sevinç yaşıyorum. Şu anda bir fırsatımız olsaydı, yanımızda olsaydı, ona bir şey söylemek ister miyim? İlk önce sarılırdım ve bize hani bu gençlere, sonuçta bir gençle hitabesi var. Yani ona söz verirdim bu ülkeyi koruyacağımıza. Onun bize bıraktığı işte değerleri taşıyacağımız en üst düzeyde. Yani hem kendi adıma hem arkadaşlarım adına söz verir sarılırdım yani. Bugün 10 Kasım. Atam senin bize seslendiğin gibi ben de sana seslenmek istiyorum. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şeriat içine dahi vazifen Türk istiklalini ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Sen rahat uyu atam, bu ülke bize ve benim arkadaşlarıma emanet. Bugün 10 Kasım. Aslında hüznü çağrıştırıyor ama ben Türk milletinin bir kadını olarak seninle gurur duyuyorum. Öncelikle Türk kadınına verdiğin önem, seçme ve seçilme hakkı, milli eğitime kattığın büyük katkılar, baş öğretmen olarak bizim önümüzde en önemli kişi olduğun için sana sonsuz şükranlarımızı sunarız. Senin açtığın bu yolda gururla ilerliyoruz, ilerlemeye çalışıyoruz. Öğrencilerimize senin ilkelerini anlatmaya çalışıyoruz. Ne kadar başarabiliyoruz bilemiyorum ama bu yolda gururla yürüyoruz. Atam, sizi son kez görme şansım olsaydı, o mavi gözlerinize bakıp sadece teşekkür ederdim.